Aynı zamanda bir dizi klavyeden giriş yaptıran C programı. Bu programa başlamadan önce dizi nedir sorusuna bir cevap getirelim. Meyveler kümesine ait 3 adet eleman olsun. Bunlar elma, armut ve muz olsun. Şimdi meyveler kümesi sırasız bir şekilde dizilmiş olduğu için bir kümedir. Sırasız bir kümedir. Fakat biz bunu sıralı bir hale getirip yani elmaya meyveler kümesinin birinci elemanı, armuta meyveler kümesinin ikinci ve muza meyveler kümesinin üçüncü elemanı dediğimiz zaman bu bir dizi haline gelmiş oluyor. Yani bu 3 adet sıralı değişken sayesinde meyveler dizisi 3 elemanlı bir dizi haline gelmiş oluyor. Anlamında bütün dediğimizde karşımızda programlamada şu çıkıyor. Dizi içerisinde sıralı olarak birçok değişken atayabileceğimiz değişkenler bütünüdür. Kaynak kodu dosyamızı oluşturalım. Programımıza başlayacağız. Yönde standart C kütüphanemizi ekliyoruz. Daha sonra geç kütüphanesini ekliyoruz. Ve ana program fonksiyon kod blokunu oluşturduktan sonra printf deyip karşı değer girileceğinizi yazın. Ekranda gösterebiliriz. Karşı değer girilecek diyelim. Ve daha sonra scanf ile tam sayı tipinde küçük n değişkenine değer atacağız. Int n diyoruz. Ardından for döngüsü var. Sınırları olan bir döngü olduğu için for döngüsünü kullanacağız. I eşittir birden ne zaman ki i n değişkeninden küçük veya eşit ise döngüyü devam ettir deyip ve her seferinde i değerini bir arttır dedikten sonra kod bloklarını açıyoruz. Çünkü neden? Gördüğünüz gibi birçok kod var. Bu yüzden kod bloklarını açmamız gerekiyor. Şimdi burada %d.uncu ve %d.inci diye bir durum var. Ne zaman ki sayımızın sonu yani mod 10'a bölündükten sonra 9, 4 ve 3 de biterse 10'uncu yani açtığımız zaman 9'uncu, 4'üncü ve 3'üncü olmak üzere sayının kendisini ve uncu ekini ekleyecek. Eğer bunların dışında bir mod 10 bölümünden kalan rakam varsa da bunların sonuna nokta ince ekini ekleyip girdiğimiz değeri adresine atayacak. Biz de bunu yapalım. Kuru şart ifadesi var. Burada i değişkenini kullanmamız gerekiyor. Çünkü bu nedeni açıklayalım. Şurayı yok saydığımız zaman i değişkeninin sürekli arttığını düşündüğümüzde birinci, ikinci, üçüncü olarak adlandırıyoruz. Bu nedenle i değerini kullanıyoruz. Eğer n değerini kullanırsak ne olacak? Örnek verdiğimiz zaman n'e 5 verdi. O zaman direkt ilk değerimiz 5. veya girdiğimiz değerden başlayacak. Fakat biz bunu istemiyoruz. Biz sıralı bir şekilde kullanıcıya yardımcı olmak amacıyla ekrana %d'nin yani i değerini ekranda göstermek istiyoruz. Diyoruz ki i değerinin i değişkeninin mod 10'a göre alındığında 9 kalınlığı verirse veya i değişkeni ne zaman ki mod 10'a göre alınıp 4 kalınlığı verirse son olarak ne zaman ki i değişkeni mod 10'a bölünüp 3 kalınlığı verirse printf %d.uncu sayı yaz dedik. Else yani bunların dışındaysa değerimiz o zaman printf diyeceğiz ve %d.inci sayı yazdıracağız. Bir sonraki işlemine geçtiğimiz zaman a dizisini görüyoruz. Şimdi ilk başta bir a dizisi yaratalım. Tam sayı tipinde bir a dizisi yaratıyorum ve 101 elemanlı. Bu dizi 101 elemana kadar değer atanabilir. Az önce 3 elemanlı bir meyveler kümesinden bahsetmiştik. Bu ise 101 elemanlı bir A dizisi oldu. Niçin 101? Çünkü bilgisayar sıfırdan saymaya başladığı için 101 adet oluyor. Eğer biz buraya 99 dediğimiz zaman 100 adet, 100 adet sıralı değişken tutabilen bir dizi haline gelecektir. Biz de 101 diyoruz. Daha kolay olması için. Ve şimdi değerimizi girdireceğiz. Scanf dedik. Tam sayı tipinde ve A dizisini ata diyoruz. İçerisine de i'yi ekledik. Simüle edelim hemen bunu. I değeri 1 olduğu zaman gelecek. Burada 1 olmadığı için else de birinci sıraya yazacak ve daha sonra girdiğimiz değeri A dizisinin birinci sırasına ekleyecek. İkinci sefer döndürdüğümüz zaman yine burada 2 olmadığı için ikinci sıraya yazacak. Bu sefer değerimizi A2'ye gönderecek. Çoğaltabiliriz bu örneği. Gördüğünüz gibi 3 olduğu zaman da bu üçüncü sayı yazıp bu sefer A dizisinin üçüncü sırasına değerimizi gönderecek. Döngümüz bitiyor bu işlemlerden sonra. For döngümüz var bir adet daha. Çünkü neden? Diziyi yine bir döngüye sokup bu sefer ekrana yazdıracağız. Şu dizinin aynı kuralına sahip bir for döngüsü yaratıyorum. Aldım, kopyaladım. Ve kod bloklarını oluşturmaya gerek yok.
Sadece printf komutu olacak. Çünkü %d diyorum, virgül koyuyorum ve a içerisinde i diyorum. Sonra geç komutunu kullanıp programı sonlandırıyorum. Yalnız şurada bir i değişkeni yaratmamışız. Programı çalıştırıyorum. 5 adet değer gireceğim. Yalnız şurada bir değer vermedik. Hangi sayı yazacağına dair iyi diyoruz. İyi diyoruz. Tekrar başlayalım. 5 değer dedim. 1, 2, 3, 4 ve 5. değer. Gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5'i çıkarttı. Alt satıra geçirdiğimiz zaman yine gördüğünüz gibi dizi değişkenlerini ekranda yazdırdık.